Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün gördüğünüz gibi mutfağımda sizlere beyaz lahana sarması yaptım. Ekstradan üzüm yaprağı sarması da yaptım. Soframız bayağı bir zenginleşti. Şimdi yapılışına geçelim. Bir orta boy sarmalık beyaz lahana aldım. Bu şekilde öncelikle koyuyorum, ayırıyorum dal dal. Suyun içinde bekletiyorum. Yıkadıktan sonra haşlamaya alacağım kaynamış suyun içine. Ottan geçirdiğim soğanlarımı tavamın içine aldım. Soğan ve sarımsaklarımı robottan geçirdim arkadaşlar. Bir yandan da lahanalarımız haşlamada şu an. Soğanlarımızın rengi değişene kadar soteliyoruz. İsterseniz çiğ olarak da yapabilirsiniz ama ben soğanın birazcık böyle ölmesini tercih ediyorum. Öyle daha güzel, daha lezzetli oluyor sarmalarımız. Evet, bir yandan lahanalarımız da haşlanıyor. Özellikle çok fazla haşlamamaya dikkat edin, yoksa elinizde parçalanır. Evet, rengi değişti. Şimdi 250 gram kıymamı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Tuz. Ve bir tutam maydanoz. Ben kendim doğradım bıçakla. İsterseniz robottan da soğanlarla beraber de geçirebilirsiniz. İçinde birkaç dal da nane var. Taze nane. Bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ev yapımı arkadaşlar salçalarım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Ve hepsini iyice karıştıralım. Ve 2,5 su bardağı suyunu iyice süzeyim. 2,5 su bardağı pirincimi. Onu da ilave ediyorum. İyice yıkadım. İyice nişastasını alın arkadaşlar. Lahanalarımız iyice haşlandı. Şimdi sıcak suyun içinden çıkartıp soğuk suyun içine koyuyoruz. Bir şoklama yapıyoruz. Lahanalarımızı suda, soğuk suda şokladık ve süzgece aldım. Suları iyice süzülmesi gerekiyor. Ve sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu kalın gövdesini alıyoruz. Bu kalın orta göbeklerini kesinlikle atmıyoruz. Tencerenin dibinde kullanacağız onları arkadaşlar. Evet, şu şekilde keselim. Dediğim gibi tamamen miktarı size bağlı. Yaprak ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Kalın kısımlarını ayırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu kullanmadığımız kalın dediğimiz orta kısımlarında böyle tencerenin dibine koyuyor. Yapışmasını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde. Elimde üzüm yaprağı vardı. Onu da sardım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde diziyorum. Üzüm yaprağını sarmak daha kolay oluyor. Lahananınki biraz biliyorsunuz tatarlı olduğu için biraz zor oluyor. Arkadaşlar, sarmalarımız tamam. Hem beyaz lahana hem üzüm yaprağı. Şimdi kaynamış suyu
Üzerine şöyle kenardan döküyoruz. Üstünde görünecek kadar. Üstünü taşmayacak tabii ki. Arkadaşlar, ve üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ve tabağımızla üzerini kapatıyoruz. Bu şekilde tam oldu üstüne. Ve kapağımızı kapatıp ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, kapağımızı kapattık. Ocağımızın altını yakıyoruz. Su kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte kontrollü bir şekilde bir yarım saat sonra kontrol edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve altını kısıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sarmalarımız hazır. Muhteşem oldular. Dediğim gibi ister üzerine yoğurt da dökebilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Sizlere içini göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içi yumuşacık, çok güzel yumuşacık oldular, mis gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mis gibi, harika. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.